Türkiye Express haber olarak şu anda sanayi bölgesindeyiz. Yeni sanayi bölgesindeyiz ve burada esnafları ziyaret ediyoruz. Sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Evet abicim, evet. Arabanızı sanayiye getirdiniz bakım için. Evet. Bakım yaptıracaksınız. Evet. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yusuf Şanlı, sanayi esnaflarında ben de esnafım. Mecbur biz yıllık bakımımızı her sene yaptırıyoruz. Nasıl? İnsanlar kendine bir check-up yaptırırsa biz de arabamıza yaptırırız. Çünkü yarın antifriz, yarın olmadığı anda don olayında blokumuzu patlatır. Arabamıza değişik yönde hasarlar açar. Diyelim ki biz buna atıyorum 1 milyar harcıysa yarın 5 milyar, 10 milyar harcarız. Ha, buna dayanarak biz Aziz Ustamızın yanına geldik, yılların esnafı. Onunla geldik, ona güvenerek bizim aracımıza bakım yapacak. Arabada bakım şart. Tabii. Aynı insan gibi. Aynı insan gibi bakım yapmazsan yarın o öbür gün yolda kalır. Senin o 1 milyarın yarın 5 milyar versen o rezillike değmez benim kardeşim. Ha buyur kardeşim. Tasarruf yapıp arabadan fiyattan kaçıram derken daha fazla. Tabii. Olur. Ya şimdi yağmurda kaçarsın doluya tutulursun. Niye? Çünkü mecbursun sen buna. Aynı insan gibi yemek yemezsen, su içmezsen, ihtiyacını görmezsen gidebilir misin? Yok. Bu da aynı. Nerede? Bunda far var, bizde de göz var. Bunlara bakmazsan olur mu benim kardeşim? Sanayide esnaflık yapıyorsun abi. Evet. Evet. Nasıl işlerin oluyor mu? İşler normaldir. Yalnız biraz piyasada nasıl söyleyeyim, malzememizden biraz sıkıntı var. Ne? Malzeme pahalı olduğu için diyelim ki biz o aradaki farkı tutturamıyoruz bazen. Dolar yükselince? Elbette. Malzeme yüklen, boya malzemesi yüklen çok fahiş fiyatta arttığı zaman biz de inancımız olsun. Biz müşteriye diyelim ki 500 liraya boyadığımız parçayı 1 milyar diyemiyoruz. Bu ne? Malzemeye gidiyor ama el emeğinde bir artış yok. Mecbur biz de ona göre idare edelim. Abim ne kadar boyatır ya da kapatır. Bu arabayı boyatsan kardeşim. Geçelim evet abi. Geçelim kardeşim. Gel benim kardeşim. Evet abi. Bu arabayı boyatmak istesen ya kapatırsın. Kardeş bunu boyatmak istesen 6 milyar gider. 6 milyar. Aksesuar harç benim kardeşim. Çünkü malzeme bağlı benim kardeşim. Ha bunu da biz söylediğimiz zaman bak bunu söylediğimiz zaman biz inancın olsun müşteriye utanarak söylüyoruz. Çünkü bir ev parasıydı önceden bu 5 milyar, 6 milyar. Ama şimdi değer yok kardeşim. Değer yok gözümde. İki kişi yemek yiyip 100 lira, 200 lira. Yani buna bakarsan yani. Evet şu anda yeni sanayi bölgesindeyiz. Değerli abimiz yanımızda Aziz abi. Aziz abi uzun yıllardır esnaf olarak burada çalışıyor. Abi kaç yıldır buradasın Aziz abi? Abi 32 senedir bu aynı iş yerinde. 32 yıldır bıkmadan, usanmadan aynı yerdesin. Yani 77'de sanayiye geldik de. 90 yılında iş yerimizi açtık. Burada başladık. Burada da devam ediyoruz yani. Abi bir müşteri arabayı getirdi. Evet. Bu araba için ne yapılması lazım? Yani genelde kışlık periyodik bakımların yapılması lazım. Yani bu arabaya şimdi kışlık bakım olarak ne yapmamız gerekiyor? Önce antifriz. Cam suyu. Yani donmaması için. Artı fren balatalarına, ön düzen olarak rot, kafa, ne bileyim işte yani bunlara ve lastik bakımı mesela diyelim havalarını işte ayarlamamız lazım. Akü sularına, gerçi akücü bakıyor da biz de bakıyoruz yani suları var mı yok mu? Yani kışlık olarak bunların yapılması lazım. Bir arabaya sağlıklı binmek için, masraflı binmek için kışlık bakımı yapması lazım. Tabii canım ya bugün bir antifriz korsunuz 150-200 liraya diyelim mal olur. Yarın bir Allah göstermesin bir motora bir hasar verse en az da belki en düşük masraf 5-6 milyardan 15-20 milyara kadar gidebilir yani bu masraf. Ama bunu tabii bizim bazı arkadaşlarımız, müşterilerimiz bazen ihmal ediyor. Bunu işte bir şey olmaz. Kışın işte hava iyi gidiyor, donmaz bilmem ne. Yani bunu artık yani parayı kıskanarak mı yapıyorlar veyahut ihmallarında mı ne olduğunu biz de çözemiyoruz. Yani sadece antifriz kışlık donmamayı değil bir de kireç yapmamayı yani yazın
hararet yapmayı önlüyor. Kışın mesela donmayı önlüyor. Sadece donma özelliği yok antifrizin. Şunu diyebilir miyiz Az abi? Şoförlere, sürücülere arabanızdan masrafından kaçınmayın. Gelin kışlık bakımını yapın. Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın. Tabii tabii. Yani şimdi bunu zaten her sürücü biliyordur muhakkak da. Şimdi bugün şu arabaya diyelim kışlık bakımını yaparsın. Fren balatası işte bilmem yağıymış, antifriziymiş. Diyelim 1 milyar harcadın. Yarın Allah göstermesin. Yani freni tutmadığı zaman en ufak bir çamurluğu bir farı kırılsa sana 1,5-2 milyar.